Evet, sayın meslektaşlarım merhabalar. Bir şekilde ben kendi görüntümü alamadım Zoom üzerinde ama herhalde sesim duyuluyordur diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü toplantımız histeroskopide en çok tartışılanlar adını taşıyor. Gerçekten 3-4 tane çok önemli konuyu tartışmayı planladık. İlk makalemiz bu tekrarlayan gebelik kayıpları popülasyonunda septum ve diğer müzelyen anomalilerin reproduktif üreme sonuçlarına etkisi. Bu JIMİK'te 2023 yılında yayınlandı. Doktor Ayşe Hanım bize bunu sunacak. Ondan sonra septa tutulması için histeroskopik metroplasti biliyorsunuz son yılların özellikle son birkaç yılın çok sıcak konusu bu. Acaba bugün neredeyiz? Bu histeroskopik metroplasti yapılsın mı yapılmasın mı? Bunu biraz konuşacağız. Ondan sonra yine yılların tartışma konusu. Acaba IVF'e başlarken bir çifte kadına histeroskopi yapıp uterusuna bakalım mı? Sonuçta IVF'in başarısını belirleyen iki önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi embriyo kalitesi, diğeri de endometriyum. Bunu konuşacağız. Son olarak da bu IVF-ICSI yapılacak olan kadınlarda endometrial scratch ile ilgili Human Reproduction'da yine bu sene yayınlanan bir bireysel katılım verisi meta analizi sunulacak. Onu da Doktor Fatih Aktöz bize sunacak. Şimdi ben hemen Ayşe'ye co-host yetkisi verdim ve seni dinlemeye başlayabiliriz Ayşe. Merhabalar herkese. Ben uterus septum ve tekrarlayan gebelik kayıpları arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmayı sunacağım size. Ama ondan önce biraz bu konunun dışına çıkmak istiyorum. Biraz septumdan bahsetmek istiyorum size. Şimdi septumun prevalansı ne diye baktığımız zaman hiç seçilmemiş bir popülasyonda %2, infertilitesi olan da %3 gibi. Daha önce doğum yapmış ve tubal sterilizasyon yaptırdıktan sonra bu 91 çalışması HSG'ye çekilerek tanısı konulmuş olan septumlar da %2,9. Yani bunlar gördüğünüz gibi prevalansları birbirlerine çok yakın infertil hastalarda. Düşük yapan hastalarda %5 civarında, infertilite artı düşük öyküsü olanlarda ise %15'e kadar çıktığından bahsediliyor. Nasıl klasifiye ediyoruz septumu? Bu kadar klasifikasyon yöntemi var. 1988'de eski ASRM'den başlayıp en son işte Kuhn'lar ve ASRM 2021'e kadar gidiyor. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü çalışmalara baktığınız zaman çalışmalarda farklı klasifikasyon yöntemleri kullanıyor. Bunların farklı anlamları olabilir. AFS'ye göre baktığımız zaman daha çok olay hani şekil olarak da hani çok sayısal bir değer yok burada. Ama kabaca incomplete dediğimizde kaviteyi yarı yarıya bölen gibi anlatılıyordu. Sonra eşre eske çıktı. Eşre eske ile birlikte hayatımıza bir uterin duvar kalınlığı %50'si lafı girdi. Uterin duvar kalınlığının %50'sinden fazla indentasyon varsa fundal indentasyon septum deniliyordu. Sonra bu septumlardan hani bu septum diyebilmek için uterin kalınlık sagittal planda mı ölçülecek, koronal planda mı ölçülecek soruları dolaşırken arkasına yeni bir update geldi. Selanik'te yaptıkları toplantıya istinaden bunun bir orta hat defekti olduğu düşünülecek olursa koronal planda uterin duvar kalınlığını ölçmek gerekir dediler. Sonra ASRM 2016'da başka bir şey yayınladı. Buna göre dedi ki ASRM, ben septumu eğer fundal indentasyon 1,5 santimin üzerindeyse septum derim. Açı da 90 derecenin altında olacak. Dar açı olacak ve 1,5 santimin üzerinde olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman neyi görüyoruz? İşte eşre eske klasifikasyonuyla siz devam ettiğiniz takdirde ASRM ile karşılaştırdığınızda septum dedikleriniz birbirlerinden çok farklı gözüküyor. Şöyle ki ASRM'de %6 septum dediğiniz bir popülasyonda aynı vakalara eşre eske klasifikasyonunu kullandığınızda ta bu %17'lere kadar çıkıyor. 3 kat daha fazla septum görüyorsunuz. Bu niye böyle oluyor? Çünkü eşre eskenin içine bu %50
kriterini kullandığınız zaman ciddi bir arkuat hastada, arkuat uterüsü olan hastada eşre eskide septum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla artmış ekspansiyonel bir histeroskopi oldu eşre eskiyi kullanımından takiben. Sonra küm çıktı. Küm de fundar indantasyon 1 santim olsun diyor. Arkasından da yeni anserime 2021'de tekrar septumun tanımını değiştirdi. 1,5 santim derken bu sefer septumu 1 santimin üzerinde olması gerekiyor. Yine dar açı olması gerekiyor dedi. Arkuatı da 1 santimin altında ve geniş açı olarak tanımlamış oldu. Dolayısıyla baktığınız zaman hala bir hani septum nedir diye tanımlayacak olursanız hani bir tane tanımımız yok. ASRM 2016'yı kullanan da var çalışmalarda, 2021'i kullanan da var, eşre eskiyi de kullanan var. Dolayısıyla bir buradan başlayan bir belirsizlik var daha tanım aşamasında. Ben de merak ettim hani bu bir santim mevzusu nereden geliyor diye. Aslında bu bir santim mevzusu bambaşka bir yerden geliyor. 96 yılında komplet septum olan hastalar histeroskopi olduktan sonra tekrar bakıldığında rezidüel septum 1 santimin altında kaldıysa fertilite sonuçlarını etkilemiyor dedikleri için aslında bu 1 santim cutoff'u çıkıyor. Geçmişi tamamen buna dayanıyor. Reproduktif sonuçlarına baktığımız zamansa septum olan hastalarda iki tane işte meta analizin sonuçlarını birleştirip buraya koyduğumda doğal konsepsiyon olasılığını düşürüyor. Birinci trimester düşükleri artıyor gözüküyor. İkinci trimester düşükleri artıyor gözüküyor. Erken doğum riski artıyor. Fetal yine sıkıntılar işte prezentasyon anomalileri, gelişme geriliği, plasental abrapsiyon gibi riskler de beraberinde artıyor gözüküyor. Septumla kontrolü karşılaştırdığımız sonuçlara baktığımızda. Peki hani bu septumla reproduktif sonuçlar niçin olumsuz etkileniyor olabilir? Yani septum ne yapıyor da implantasyonu bozuyor olabilir? Natural konsepsiyonu niye engelliyor olabilir? Bu da ta 89 çalışmasından geliyor. Şöyle ki septum eskiden diyeyim nasıl değiştiğini size göstereceğim. Septumda yetersiz bir vasküler akım var ve burası çok fibrotik. Bu yüzden oluyor deniyordu. Neden? İşte 12 tane komplet septumu olan hasta beklenilmiş ve bu 12 gebelikten 4 tanesi canlı doğumla sonuçlanmış, 8 tanesi abortla. 4 canlı doğumla sonuçlananların hepsi septumun dışında implantasyonun olduğu alanı, septum dışı olduğu görülmüş. Abortlara baktığımızda ise 8 abortun 6 tanesinin septuma implante olduğunu, bir tanesinin septuma olmadığını, bir tanesinde karışık olduğunu. Dolayısıyla hani buradan ta gelen 89 çalışmasından gelen bilgiye istinaden işte septum düşük yapıyor, implantasyonu bozuyor deniyor. Peki gerçek böyle mi? Bakalım. MR çalışmalarına baktığımızda problem neydi? Biz diyorduk ki işte bu septum daha fibrotik ve daha az vaskülaritesi var. MR çalışmasına bakıyorsunuz. MR çalışmasında baktığınızda miyometrium var. %70 miyometriumdan kaynaklanıyor. %19 fibroz doku var. Üstündeki endometriuma baktığınızda ise endometriumuna baktığınızda septumun üzerinde daki endometriyal dokunun normal endometriyal glandlar ve stromaya karşılık geldiğini ve bunun menstrual fazla karşılık gelen endometriyumla aynı şekilde senkron olduğunu görüyoruz. Peki damarlanma, vasküler destek olayına baktığınızda ise hiçbir fark yok gözüküyor. Bunları mikro damarlar çapında bakıldığında dahi septumun üzerindeki damarlanmayla buna corynspont gelen işte kavitenin içindeki bir başka alandaki damarlanma arasında bir fark yok. Genetik çalışmalara baktığımızda ise işte implantasyon döneminde regülasyonu değişen genler HOXA10-11 genlerine baktığınızda ise çalışmalar burada birbiriyle uyumsuz gözüküyor. Kimi çalışma evet burada daha az ekspresi oluyor diyor. Kimi çalışmada hiçbir fark yok diyor. Dolayısıyla şu anda elimizde biyolojik olarak reproduktif sonuçları olumsuz etkilediğine dair septumun bir biyolojik açıklamamız henüz yok. Peki bir dolu çalışma var. Öncesi sonrası çalışması septum olan hastalarda. Öncesi %3 gebelik, septum kesildikten sonra %80. Ama işte bu hani gerçek olamayacak kadar iyi dediğimiz bir durum. Gözlemsel çalışmalara baktığımızda ise işte histeroskopik septum insizyonunun infertilitesi olan hastalarda klinik gebelik oranlarını arttırdığına dair bir takım gözlemsel çalışmalar var. Daha büyük bir kohort çalışma, Riken çalışmasına baktığımızda 257 tane hastaya
alıyorlar ve bu hastaları ekspekten yapılanlar ve septum rezeksiyonu yapılanlar karşılaştırıldığı zaman aralarında kümülatif canlı doğum arasında fark yok ama detaylı bir şekilde incelendiğinde ekspekten gruptakilerin daha fazlasının daha önce bir canlı doğumu olduğunu, daha iyi prognozlu hastalar olduğunu, cerrahiye gidenlerin ise daha kötü prognozlu hastalar olduğunu görüyoruz. Ve çok merkezde olduğu için de yapılan ameliyatın da yapan kişiye bağımlı olduğu tanı kriterleri, tanı aracı olarak ultrason yerine ciddi bir kısmında HSG, histereskopi falan gibi yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Tartışması çok. Ayrıca yine bu çalışmada time to event analizi hastanın tanısı konulduğu andan itibaren oluyor. Ama histereskopi grubundaki hastalar aynı süre içinde daha az denemiş oluyorlar. Çünkü bu hastalar tanı konuldu. Ondan sonra de Hollanda sistemindeki ertesi güne histereskopi randevusu almıyor. Randevu almak için bekliyor. Histereskopi olduktan sonra iyileşmek için bekliyor. Dolayısıyla şurada sarı çizginin sol tarafına bakacak olursanız orada septum rezeksiyonu olan da en düşük olduğu dönemler işte bu hastaların işte beklemek, histereskopi olmak yani hastanın zaten doğal yolla gebe kalması için deneyimi miktarı çok daha az oluyor diğer gruba kıyasla. Peki RCT'leri de var. RCT'de de 80 tane hastayı 2010-18 yılları arasında 10 merkez randomize ediyorlar. Hangi hasta grubu var bunun içinde? İnfertilitesi olan hasta da var. Gebelik kaybı olan hasta da var. Preterm doğum öyküsü olan hastalar da var. Hem ASRM hem eşya kullanılmış. Bir yıl içindeki gebelik olasılığına bakıyorlar. Yine tanı olarak baktığınız zaman hastaların %70'i ideal tanı aracı olan ultrason ya da MR'la tanısı konulmamış. Histereskopi, laparoskopi ya da HSG ile tanısı konulmuş hastalar. Bu gruplara baktığımızda peki ne olmuş primer sonuç ölçütü olarak canlı doğum diye baktığınızda %31'e 35 hiçbir fark yok gözüküyor. Peki bu hasta sayısı yeterli mi diye bakacak olursak eğer %31'e 35 arasındaki farkı göstermek istiyorsak aslında toplam 80 hasta değil her kola 415 hasta almış olmaları gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta hesaplamış oldukları örneklem hacmi daha küçük. Yine aynı şey burada da var. Bu hastalara yine tanı konulduktan itibaren randomizasyon olduğu için bir hastalar histereskopi olmak için bekliyorlar. İki histereskopi olduktan sonra bir de ikinci bir histereskopi daha yapıyorlar. Doğru bir şekilde yapıldığı second look histereskopi yapılıyor. Dolayısıyla bir grubun daha fazla kendi başına deneme şansı olmuş oluyor. Donör çalışması var. Donör çalışmalarının bize avantajı nedir? O sit faktörünü ortadan göreceli olarak çıkartmış oluyor ve o Turing faktörü daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Bu donör çalışmasında ise gerek komplet septumu olan gerek parsiyel septumu olan hastalar malformasyonu olmayan hastalarla karşılaştırıldıklarında embriyo transferi başına düşen canlı doğum oranları birbirlerine çok çok yakın hiçbir fark yok. Gözüküyor. Peki rehberler neler diyor? ASRM'nin rehberine baktığımız zaman hani prekonsepsiyonel bir hastada siz septum gördüğünüz zaman elimizde yeterli veri yok uterin septumla konsepsiyon arasında ilişki olduğunu gösteren diyor. 2021'e baktığımız zaman da sonuçta yine orada da semptomlarının içinde infertilite yazmıyor. Yine ASRM'ye baktığımız zaman infertilitesi olan hastalarda histereskopik septum insizyonunun yapılması gözlemsel çalışmalarda fayda göstermiştir diyor bu 2016'daki ASRM'de yazan. NICE guideline, NICE'ın söylediği şey elimizde yeterli veri yok diyor. Dolayısıyla eğer bunu yapacaksak özel konsentler almanız lazım ve belki işte daha research kapsamında yapmanız gerekir diyor. Gelelim kendi yazımıza. Kendi yazımızda ise ne yapıyorduk? Tekrarlayan gebelik kayıplarına bakıyorduk. Tekrarlayan gebelik kaybı ASRM'ye göre iki klinik gebelik kaybından sonra eşreye göre konsepsiyondan itibaren 24. haftaya kadar 2 ve üzeri gebelik kaybı. Dolayısıyla burada biyokimyasal gebelikler de işin içine giriyor. RCOG'ye göre ise 3 tane ilk trimester gebelik kaybı.
Bu çalışmada da ASRM'nin önermiş olduğu tanım kullanılmış ve ASRM'nin önerdiği tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalardaki normal workup yapılmış. Herkese işte sitojenetik yapılmış, antifosfolipid sendromu taranmış ve anatomik olarak da hastaların taranması için uterusu, uterin faktörleri değerlendirilmiş. Peki tekrarlayan gebelik kaybı için ASRM ne diyor? ASRM histeriskopik septum insizyonu yapılması önerilebiliniyor diyor. Eşre ne diyor? Eşre küçük bir randomize kontrollü çalışma histeriskopik septum rezeksiyonunun işe yaramadığını gösteriyor. Biz diyor ne hani histeriskopik septum rezeksiyonunun yapılmasını ya da yapılmamasını önerebilecek durumda değiliz diyor. İmkansız diyor böyle bir öneride bulunmak ya da bulunmamak şu anki veriyle diyor. Nice'ın söylediği ise yine tekrarlayan gebelik kaybı için evet yapılabilir ama gerekli aranjmanlar yapıldıktan sonra diyor. Şimdi bu çalışmada 2012 ile 2021 arasında Vancouver'dan geliyor. British Columbia'da bir tersiyer bir merkez. Burada retrospektif olarak ASRM 2021'i yani 1 santim indentasyonunu kullanarak septum diyor. 1859 tane hastayı tarıyor. 93'ünde Müller-Yan anomali görüyor. 1766'sında yok. Ve bunların da yine 1766'yı da indirge indirge işte hastaların sitojenik öploid durumlarına bakarak 1019 tanesinde içine katıyor. Amaç da şu, sadece septum değil, diğer Müller-Yan anomalilerin reprodüktif sonuçlara etkisi nedir tekrarlayan gebelik kayıplarında buna bakmak. İkincisi de septumun düzeltilmesinin tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda bir avantajı var mıdır bunu değerlendirmek. Bütün hastalar iki boyutlu ultrasonla değerlendiriliyor ya da HSG histeroskopi ile. Eğer şüphe varsa mutlaka üç boyutlu ultrason ya da MR bakıldığını söylüyor. Bu şekilde tanı konulmuş. Şimdi burada baktığımız zaman Müller-Yan anomalilerin büyük bir kısmının septum olduğunu söylüyor. Bunun dışında çok daha nadir gözükenler bikornuatlar, unicorn ve didelfisler. Septumu da yalnız buradan itibaren belki hani ciddi eleştirmek gerekir. Septum grubunun içinde 22 tane arkuat var. O zaman niye septumun içine koyuyorsun arkuat? Normal aslında ve 2021'de normal arkuat denilen ASRM 2021 kriterini burada hani arkuatı septumun içine koymuş. 48 tanesi subseptum, 2 tanesi komplet. Yani aslında 50 tane septumu var hastaların ama sayıyı artık yüksek göstermek için mi bilemiyorum ama arkuatı da bunun içine eklemiş durumda. Müller-Yan anomalisi olan olmayanların bazal özelliklerini karşılaştırdığımızda yaşlar arasında bir fark yok gözüküyor. Daha önceki gebelik kaybı Müller-Yan anomalisi olanlarda biraz daha fazla diyor. 3,6 gebelik kaybı var, diğerinde 3,4 var ve bunun bir anlamlı farklılığı olduğu söyleniyor istatistiksel olarak. Anormal tekrarlayan gebelik tarama testlerinde ise Müller-Yan anomalisi olmayanlarda birden fazla tekrarlayan gebelik kaybı testlerinde anormallik olduğu gösterilmiş. Primer sonuç ölçütü canlı doğum zaten. Canlı doğum olarak baktığımızda septumun olması canlı doğumu %49 daha azaltıyor. Bunun dışındaki bir bikornuat olsun, unicornuters olsun ya da didelfis olsun canlı doğum üzerine bir etkisi yok. Biz diyor arkuatları çıkartınca da diyor o zaman da diyor septumu olan hastalarda tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan septumlu hastalarda yine kontrolle kıyasla canlı doğum oranlarında %48 bir azalma var ve bu istatistiksel olarak anlamlı diyor. Sekonder sonuçlarına baktığımızda ise full term canlı doğum, preterm canlı doğum, birinci trimester gebelik kaybı, ikinci trimester gebelik kaybı gibi şeyleri koyduğumuzda ise septumu olan ve olmayanları karşılaştırdıklarında bir fark bulamıyorlar. Diğer sorusuna baktığımızda ise tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olanlarda septumun yerinde kalanlar ve versus cerrahi olarak çıkarılmış olanlara baktığımızda yine retrospektif olduğunu unutmayalım. 72 hasta var diyor ama aslında daha az hasta 50 hasta septumu olan ama arkuat da bunun içinde 46 tanesine cerrahi yapmış %64'ü gibi düşünelim.
26 tanesine cerrahi yapmamış. %36'sı gibi düşünelim. Cerrahi yapmış olduklarının %52'si en az bir canlı doğum olmuş. Cerrahi yapmadıklarında ise %35 en az bir canlı doğum olmuş. Arada istatistiksel bir fark yok ama cerrahi yapılmış olan da daha iyi gözüküyor diyor. Sonuç olarak söylediği şey, septumun varlığı tekrarlayan gebelik popülasyonunda canlı doğum olasılığını azaltan bir durum ve histeroskopik olarak septumun kesilmesinin relatif olarak daha fazla canlı doğuma sonuçlanabileceğini söylüyor expectant gruba göre ve daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç var diyerek bunu bitiriyor. Şimdi bir taraftan unutmamak gereken şey de, şimdi bizim eski bildiğimiz şey neydi? Tekrarlayan gebelik kayıpları olan hastalarda bunların anöplüit kayıp olma olasılıkları az. Hani 3 kere üst üste mi denk gelecek diyorduk. Çünkü matematiksel olarak baktığınızda hani gittikçe anöplüit kayıp olma olasılığı daha az diye düşünüyorduk. Ama bu doğru bir assumption, öngörü değil aslında. Çünkü artık elimizde normal karyotip analizinden daha iyi testlerimiz var ve bu sanırım sinip bezli bazlı bir araştırma. İşte 25 bine yakın düşük materyalinde komprehensif bir şekilde araştırma, genetik araştırma yapıldığında hastalarda sporadik olanlarda, sporadik gebelik kaybı olanlarda anormal bulma olasılığımız %61. Acaba tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olanlardaki gebelik kayıplarındaki anöplüit bulma olasılığımız nedir derseniz %61. Aralarında hiçbir fark yok. Yine başka bir, bu da meta analiz. Meta analize baktığın zaman sol tarafta tekrarlayan gebelik kayıpları, sağ tarafta spontane, sporadik gebelik kaybı, bir tane gebelik kaybı olan hastaya baktığınızda, konvansiyonel olarak baktığınızda ikisinin arasında dahi fark yok. Siz hani SNP gibi daha ya da RACGH gibi daha komprehensif testler yapacak olursanız bu hastalarda bakın bir tarafta %55 anöplüit buluyorsunuz, bir tarafta %58, ikilisinin arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla her ne kadar biz uterusu hala suçluyor olsak da tekrarlayan gebelik kayıplarında ciddi bir kısmının da hala anöplüidiye bağlı olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla bizim bugün için bu soruya cevap verebilmemiz için tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda septumun varlığı bir tekrarlayan gebelik kaybı sebebi midir? Veyahut da hani bunun düzeltilmesi durumunda biz daha iyi gebelik oranlarını elde edebilir miyiz? Kısmı için mutlaka çalışmaların öplüit embriyo transferi ya da donor siklusları olan çalışmalar olması lazım ki en azından hani oosit faktörünün mümkün olduğunca minimize edebilmek için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ayşe. Şimdi tabii bu çalışma, evet, septum kesildiği zaman biraz daha iyi bir gebelik oranı elde edildiğini gösteriyor. Ama özellikle de son söylediğin çok önemli. Esasında bu sadece septum için geçerli bir şey değil. Tüm infertilite ile ilgili çalışmalarda geçerli. Yani öploid embriyo ile ilgili bir correction yapmadan sonuçları vermek o kadar kolay değil. Mesela tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları için de aynı şey söz konusu. Çünkü evet, burada da eğer öploid embriyoyu seçebiliyorsan ve 3 defa arka arkaya öploid embriyo transfer edebiliyorsan çok yüksek gebelik oranları elde edebiliyorsun. Dolayısıyla özellikle add-on dediğimiz, işte biraz sonra da tartışılacak bunlardan bir tanesi de endometrial scratch dediğimiz konu. Bütün bunların öploid embriyolarla şey yapılması, düzeltilmesi datanın gerekiyor. Bizim kesin evet buna bağlı olmadığı diyebilmemiz için. Şimdi soru var mı? Hemen bir bakayım ben. Serdar bir mesaj göndermiş. Serdar, bir şey söylemek ister misin gönderdiğinle alakalı? Size birkaç tane şey gönderdim, resim gönderdim. Bu Gürkan Hoca'yla başlattığımız bir çalışmanın
analizi. Hipotetik olarak bir tane septum modeli oluşturduk. Komplet septum. Bunu oluştururken de 30 tane hastanın verilerini kullandık ölçeklendirmede. Daha sonra bunu 5'er milimetrelik kesmek veya çıkartmak yönünde bir işlem uyguladığımızı varsaydık ve kazandığımız endometriyel alanı hesapladık. Kessek de kesmesek de 7 milimetreye kadar septumu düşürdüğümüz zaman aslında implantasyona elverişli ve implantasyona elverişsiz kabul ettiğimiz alanın yüzdesi değişiyor. Değişiyor. Hipotetik olarak aslında yer kazanmış oluyoruz. Onun verileriydi bu. Anladım. Benim anlamadığım da unicorn'da bir şey değişmiyor da niye septumda değişsin? Eğer septum dedikleri gibi işte vasküler olarak farklı değil, üstündeki endometriyumu farklı değil, altındaki miyometriyumu farklı değilse o zaman ne yapıyordu? Yani ben biyolojik olarak kafama yatmış değil ama bir şekilde bu çok fazlasıyla hani oturmuş durumda. O bir santim mesela nereden geliyor? İnsan gerçekten şaşırıyor. Bir santim lafı nereden geliyor? Niye 1.2 değil? Niye 2 değil? Niye bir santim? Yani o bir santim sonra geriye doğru o çalışmayı hani bayağı böyle geriye gidince 1980'lere 90'lara gidiyorsunuz. İşte orada geri kalan septum böyle olursa daha iyi oluyormuş diye 3-5 tane hastadan gelen data yüzünden biz bunu oturtmuş durumdayız kafamıza. Yani günlük pratiğimize bu kadar yerleşmiş olan şeyleri destekleyecek güçlü bir kanıtın olmaması şaşırtıcı oluyor. Peki bir şey sorayım. Yani olaya hep evet faydası mesela Eşre'nin de ASRM'nin de işte RCOG'nin de NICE'ın da aşağı yukarı söylemleri septum konusunda biraz değişti, daha yumuşadı. Ama hepsinin söyleminde kesin müdahale edilmesin ya da müdahale edilsinin yani ikisini de şey yapamıyoruz diyorlar. Demiyor. Arada kaldı. Endorse edemiyoruz diyorlar. Tabii şimdi burada zorluk şuradan kaynaklanıyor. Üç defa düşük yapmış septumu olan bir hasta. Git dördüncüyü de dene bakalım ne olacak hastaya bu teklifi götürmekten kaynaklanan bir zorluk var. İkincisi de septum insizyonu yapıldığı zaman hastanın reproduktif performansının kötüleştiğini gösteren bir şey var mı? Yok. İkisi de yani bir tane ben şey buldum yine retrospektif bir çalışma buldum. IVF yapılan, kriyo ET yapılan hastalarda bakmışlar. Septumu olan hasta, septumu bırakılanla septumu bırakılmayan arasında yine gebelikte bir fark yok. Ama septumu olmayana kıyasla her iki grupta yani septumu yerinde kalan, septumu kesilmiş olan da hepsi daha kötü gözüküyor. Böyle bir şey göstermiş. O da acaba hani farklı bir mekanizması olabilir mi diyor. Yani septumun düzeltilmesi çok işe yaramıyor diye gösteriyor. Ama bir tomarda yine başka çalışma var. İşte septum dışında başka açıklanabilir bir sebebi olmayan infertil hasta septumu kesildikten sonra açıklanamayan infertilite hastalarına göre daha iyi diye. Yani data çok karışık. Evet. Peki, şimdi devam Ailemizle edelim o devam zaman. Ediyoruz. Bir teşekkür ediyoruz Ayşe. Hocam buna bir de ben yorum yapabilir miyim? Şimdi benim sunacağım çalışmada aslında bir çalışmada gösterilen şu, septum açıldıktan sonra, komple septum açıldıktan sonra anteroposterior çap da genişliyor. Ve yazarlar şunu speküle ediyorlar, bu çap genişleyince bir şekilde gebelik üzerine septum varken yapılan basınç azaldığı için de gebeliğin devamının daha fazla artabileceğiyle ilgili. Hani bu şekilde böyle bir yorum yapmışlar. Tamam. O zaman sen başla istersen Aylin. Çünkü tamam. Hani iki konuşmamız daha var. Hepsine zaman kalsın istiyorum. Seni dinliyoruz. Sen Ayşe'nin bilgisayarından evet. Sunduğun için sana ayrıca şey vermiyorum. Aynen. Şimdi tamam. Benim sunacağım şey bir editorial ve iki tane çalışma. Bu editorial'da bahsedilen iki çalışma. Mayıs 2023'te JMIC'in bir
JMIC'de yayınlanmış iki tane çalışma bu. Histeroskopik metroplasti, septal uterus için histeroskopik metroplasti, bir zamanlar ölü sanılan şeyin, tekniğin şu anda daha da gelişmeye başladığı ile ilgili bir editorial. Şimdi bu burada şöyle söylüyor. Tabii ki metroplasti abdominal olarak başlayıp daha sonra histeroskopi ve sürüyle histeroskopide işte minimal invaziv, ultrason kullanılarak, MR guided olarak, minimal invaziv aletler kullanılarak yapılan uterin septumun açılması aslında giderek gelişmekte. Bu yapılan ameliyatın aslında reproduktif sonuçlara gayet etkili olduğu, çok etkili olduğu inanılırken Human Reproduction'da 2021'de yayınlanan randomize çalışma sonrasında expected management'la septum rezeksiyonunun arasında reproduktif ve obstetrik outcome'larda fark olmadığı gösterildikten sonra buna giderek dediğiniz gibi guideline'lar işte yapılsa da olur, yapılmasa da olur gibi bir yorumla yaklaşmaya başladı. Ama bir şekilde de bu şey septumun nasıl rezeke edileceğiyle ilgili çalışmalar ve sunumlar da devam etmekte. Şimdi burada yayınlanan makale, iki makalede içeren komple septumun çift serviksli ve komple septumun septat serviksli olan anomalisine yaklaşımın nasıl olacağıyla ilgili. Bunlara tabii ki vajinal septumda eşlik edebilir ya da etmeyebilir. Şimdi ilk iki tane makale ve bunlar ASRM'nin yeni revize klasifikasyonunu baz alarak yapmışlar çalışmalarını. Çalışmaların tabii ki güçlü ve zayıf yanları çok fazla. Bir kere komplet uterin septum ve çift serviks çok nadir bir anomali olduğu için aslında bu kadar anomalisi olan hastayı bir araya getirmiş olduğu için bu iki çalışma kayda değer çalışmalar. Şimdi ilk çalışmada histeroskopik pencere açılıp double serviks yani çift serviksi koruyarak histeroskopik olarak bu septumu nasıl rezeke etmemiz gerektiğiyle ilgili yapılmış bir çalışma ve bunun reproduktif ve obstetrik outcome'larını da veriyor. Septal uterus Ayşe'nin de anlattığı gibi en çok görülen genital trak anomalisi, reproduktif ve obstetrik outcome'ları yüksek. Ancak komplet septat uterus ve çift serviks çok nadir görülüyor ve standart tedavisinin nasıl olacağıyla ilgili henüz net bir konsensus yok. Çift serviks aslında açılırsa bir buradaki kas tabakasında çok fazla kanama olacağı için, ikincisi histeroskopi sırasında da distasyon medyumunun korunamayacağı için ve histeroskopiyi bu da mümkün kılamayacağı için bunu çıkarmamak gerekiyor. Ayrıca da servikal yetmezliğe de sebep olacağı için burada çift serviksi olan vakalarda sadece vajinal septum ve uterin septumun açılması öneriliyor. Yani serviksi koruyacak bir şekilde ameliyat yapılması öneriliyor. Ama bu ameliyatı nasıl yapmak gerekiyor? Bir kere ameliyat yaparken öncelikle bir başlangıç noktası bulmanın zorluğundan bahsetmiş. Çünkü başlangıç noktasını aslında en ince olan, septumun en ince olan yerinden bulup ondan sonrasında da yukarıya doğru açmak gerekiyor. Bu makalede de bunun nasıl yapılacağı ile ilgili çalışma yapmışlar. Prospektif bir çalışma. Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasında toplanmış vakalar. 24 hasta içeriyor. Preoperatif olarak vajinal muayene yapılıyor ve pelvik MR yapılmış hastalara. Ameliyatta da 6 milimlik ofis histeroskop kullanılıyor ve VersaPoint, Gynecare'in VersaPoint bipolar aleti kullanılıyor. Vajinal muayenede spekülüm takıldıktan sonra tabii ki kullanılan vajen septumu ittiği için vajinal septumu bir pamuklu çubukla diğer taraftaki vajinal septumdan geçerek serviksin bulunması öneriliyor ve
Tabii ki muayene sırasında da çift serviks mi yoksa septat serviks mi bunun ayırt edilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Çünkü eğer çift serviksse septumu serviksi koruyacağız ama septat servikse serviks açılıp tek serviks haline getirilebileceği öneriliyor. MR çekildikten sonra da burada yapılan şey tuval ostiyumlar arasında bir çizgi çekiliyor. Ve ona paralel olarak fundusa bir çizgi çekiliyor. A noktası buradaki kas tabakasının uzunluğunu ölçüyorlar. Ve B noktası da serviks ile fundus arasındaki indentasyonu ölçüyorlar. Burada da komplet septumu olan bir vakayı almışlar ve de ameliyat sonrası düzeltildikten sonraki hali MR görüntüsü. Şimdi şöyle yapılıyor. Tekniği şöyle anlatmışlar. Şurası hastanın solu ve bu tarafta hastanın sağı. Önce hastanın sağından ofis isteroskopla girilip tubal ostiyumların 1 santim iç kısmına bir koterle işaret konuluyor. Daha sonra burası çıktıktan sonra tenekülümle tutulup bu sefer hastanın sol tarafından, sol serviksten girilip tekrar bu taraftaki ostiyumun iç kısmına işaret konuluyor. Daha sonra da MR'da belirlenen en ince noktadan soldan sağa olacak şekilde bir insizyon yapılıyor VersaPoint ile. Bu açıldıktan sonra yukarıya doğru septum kesiliyor. Daha sonra da servikal osa kadar aşağıya doğru septum kesiliyor ve böylece uterin kavitenin bütünlüğü sağlanmış oluyor. Ameliyat tekniği bu şekilde. Postoperatif olaraksa bir hafta östradiol 2 mg günde 2 kez, ikinci haftada östradiol 2 mg günde 2 kez artı didrogestron 10 mg 2 kez veriliyorlar günde. Ve 3 ay kontrasepsiyon öneriliyor. 3 ay sonra da MRI yapılıyor ve histeroskopla bakılıyor. Şimdi operasyon öncesi 24 hastanın 12'si gebe kalmak istemiş ve bunların 5'i gebe kalmış. Ancak bu hastaların 4'ü abort etmişler ve bir tane ongoing pregnancy'den bahsediyor. Ama ameliyat sonrasında 24 hastanın 13'ü gebelik istemiş ve bunların 9'u gebe kalmış, bir tanesi abort etmiş ve sonuçta 2 tanesi devam eden gebelik, 6 tanesi de term gebelikle sonuçlanmış ve bu 6 term gebeliğin 4 tanesi de vajinal doğurmuş. Limitasyonlara baktığımızda bu çalışmada kontrol grubu yok, follow-up çok kısa ve sonuçta da reproduktif outcome'ların tümü gösterilememiş, takip edilememiş. Ve komplikasyon olarak da bir tane plasental dekolman, 7 tane hafif adezyon ve 2 tane de 1 santim üzerinde rezidüel septum bulunmuş. Burada tabii ki işte daha önce de söylediğim gibi serviksin nasıl olduğunu ayırt edip eğer çift serviksse onu açmayacağız ve koruyacağız ama tek servikse yani septatsa o zaman onu açarak ilerleyebiliriz. Doğum şekline bakacak olursak da doğum şekli de 6 hastanın 4'ü bizde normal doğurmuş. Sezaryen oranı yükselse de normal doğum mümkün bu hastalarda. Diğer makalede, bu makale biraz daha ilginç ama reproduktif outcome'ları vermiyor. Bu makalede de kısaca özetleyecek olursam agresif olarak servikal dilatasyon yapılıyor. Ve servikal dilatasyon yapılarak en ince noktadan spontan rüptür olup ondan sonra septumun açılması amaçlanıyor. Retrospektif study 2008-2022 yılları arasında toplanan hastaları sunmuşlar. 3D ultrason yapılmış ameliyat öncesinde, bir de ofis histeroskop yapılmış ve ASRM 2021 klasifikasyonuna göre sınıflandırılıyor. Kullanılan ameliyatta kullanılan histeroskopta Olympus 8 milimlik 12 derecelik rezektoskop. Şimdi burada bunları geçeceğim çünkü hızlanmak istiyorum. Buradaki teknik şu şekilde: Hegar buji ile
serviks dilate ediliyor. Normalde 8 milime kadar dilate edilmesi gerekiyor. Ama 8 milimden daha fazla ya rüptür olana kadar ya da 12 milime kadar sırayla bir sağ servikse, bir sol servikse, bir sağ servikse, bir sol serviks şeklinde dilate edilip spontan rüptür olması bekleniyor. Ve septumun ince noktasından, avasküler bölgesinden spontan rüptür oluyor. Kanama olmuyor. Spontan rüptür sonrasında da septum yukarıya doğru açılıyor. Daha sonra da internal ağza kadar inilip kavitenin bütünlüğü sağlanıyor. Burada reproduktif outcome'lar verilmemiş. Başarılı dediğim, eğer bu şekilde başarılı olunduysa cerrahi outcome başarılı. Ama bazen bir yapılan yöntemden başka bir yönteme dönmek zorunda kalınmış. Ve 5 tane vakada da maalesef cerrahi iptal edilmiş. Gebelik sonuçlarını daha doğrusu şöyle, hastaların ilk başta ameliyat öncesi gebelik sonuçlarına baktığımız zaman tip 1B'nin gebelik sonuçları tip 1A'ya göre daha iyi, tip 2B'nin gebelik sonuçları da tip 2A'ya göre daha iyi. Şimdi 44 hastanın bu olguların bir kısmında da bir tarafa buji konulup ondan sonra insize edilmiş. 12 hastada bu şekilde yapılmış. Bu buji konulan hastaların 6 tanesi başarılı olmuş, 2 tanesi başka bir yönteme dönmüş ve 4 tanesi de ameliyat iptal edilmiş. Hegar buji ile dilate edilen olgularda ise 5 tanesi de başarısızlık olmuş. Daha sonra bu 5 tane vakanın 2 tanesi tekrar denendiğinde başarılı olmuş ve bir tanesinde de başka bir yönteme dönülmüş. Bu çalışmanın da güçlü tarafı şu, bir kere Hegar buji ile dilate ettiğin zaman elektrosurgical bir teknik kullanmıyorsun ve aslında burada oluşabilecek komplikasyonlar işte rüptür gibi falan daha az oluyor. Distasyon medyasına daha az maruz kalınıyor ve cerrahi başarısı yüksek ve daha güvenli bir opsiyon sunulabilir hastalara. Tabii ki zayıf noktalarına baktığımız zaman da vaka sayısı az çünkü işte farklı metotlarda nasıl yapıldığına bölünmüş. Reproduktif ve obstetrik outcome'lar yok ve data da sadece cerrahinin başarısıyla ilgili outcome verilmiş. Benim sunacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederiz Aylin. Şimdi esasında oradaki editorial'da tabii bu iki çalışma baz alınarak bir takım çıkarımlar yapılmış ama bana sorarsan bu çalışmaların hiçbir tanesi JIMİK'te yayınlanabilecek ölçüde çalışmalar değil. Niye değil? Bir kere sanki dünyayı yeniden keşfediyormuş gibi bir takım teknikler ileri sürmüşler. Bu teknikler son derece kompleks ve gereksiz. Yıllardır bu işi yapan komplet septum çok sayıda kesmiş birisi olarak bir kere hemen kısaca bir iki şeye değinmek isterim. Bir tanesi evet septum aşağı kadar yani serviksi de ikiye bölen ama çift serviks gibi olmayan bir septum varsa burada ben tamamen unifiye ediyorum. Yani iki serviksi birleştiriyorum. Bir tane randomize çalışma var. Bu randomize çalışma maalesef çok güvenilir datası olmayan bir ülkeden geliyor. İran'dan geliyor. Serviksin unifiye edilmesiyle edilmemesi arasında herhangi bir daha sonraki gebelik prognozu arasında bir fark olmadığını gösteriyor. Mikrofonları açık olanlar lütfen kapayabilir mi mikrofonlarını? Kampanyayı nerede yaptırdın? Gebelik ciddi yaptırdın. Dolayısıyla... Ne oldu? Bir dakika bir mikrofon açık onu kapatmam gerekiyor benim. Şimdi dediğim gibi arada bir fark olmadığını gösteriyor. Onun için hani burada unifiye etmek. Arkadaşlar birinizin mikrofonu açık lütfen kapar mısınız? Tamam. Bir dakika. Açık mikrofonu bulmaya çalışıyorum ama bulamadım kimin mikrofonunun açık olduğunu.
Bu libasları burada bir kenara olmasını engelleyen insanlar da anlamaya evet. iPhone diye kayıtlı hocam o. Hangisi? iPhone diye geçen. Tamam, kapadım. Şimdi dediğim gibi yani burada esasında tekniklerin bu kadar komplike hale getirilmesine gerek yok. Yok agresif dilatasyon yapın, bir yerden rüptür olsun, bu tür tekniklere hiç gerek yok. Öbürsü de çok zor bir teknik tarif edilen. Burada eskiden beri kullanılan çok daha kolay teknikler var. Uterusun bir tarafına ince bir foley, pediatrik foley koyuyorsunuz, içeride şiriyorsunuz, öbür taraftan geliyorsunuz ve kesiyorsunuz. Şimdi bir taraftaki kavitede herhangi bir şey olmadığı zaman o kaviteyi kesip karşı tarafa girdiğinizi anlamak hiç de burada zannedildiği kadar kolay değil. Oldukça zorlayabilir insanı. Kurvatürü olan yani 90 derecelik bir alet kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla ofisle yapamazsınız. Gerçi bunların çoğu biraz ofiste zaten zor oluyor ama daha kolay teknikler var. Bence çok son derece komplike hale getirmişler bir takım teknikleri ama bugün de hala bu tür anormalliklerde septumun kesilmesinin kesilmemesine oranla herhangi faydası var mı? Bu da bilinmiyor. Ve bence hiçbir zaman da bilinmeyecek. Çünkü zaten az sayıda olan hastalar bunlar. Bunlarla ilgili bir randomize çalışma yapmak da gelecekte de bence de mümkün olmayacak. Şimdi bakayım başka soru var mı ya da katkı var mı? Chat kısmına bakalım. Orada bir şey görünmüyor. Peki Aylin, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki sunuma geçelim. Doktor Ramazan Bey'i dinliyoruz. Aylin, sen sunumunu kapatabilirsin. Paylaşımı kesebilirsin. Doktor Ramazan Bey de bize ilk IVF siklusu öncesinde kanısal histeroskopi rutin olarak yapılmalı mı yapılmamalı mı? Yılların sorusu. En son benim bıraktığım yerde yapılmamalı deniyordu. Bakalım Ramazan farklı bir şey söyleyecek mi? Evet, seni dinliyoruz Ramazan. Şey, screen yapabiliyor muyum abi? Yapamıyorum. Evet, ben sana co-host yetkisi vermiştim. Niye çıkmıyor burada? Yani bende yetkili görünüyorsun. Oldu mu? Şu anda görünüyor musun? Hayır, görmüyorum. Ben share screen yaptığım zaman iPhone çıkıyor. Yani şu anda ben kendi ekranımda görüyorum ama şeyi de göremiyorum. Ben sana co-host yetkisi vermişim. Bir daha vereyim. Yani withdraw host, make co-host. Şimdi nasıl? iPhone çıkıyor abi yani şey. Burada share yaptığım zaman bir iPhone çıkıyor sürekli ekranda. Vallahi nedir problem bilmiyorum. O zaman sen onu çözene kadar biz bir sonraki konuşmaya geçelim. Fatih, burada mısın? Buradayım hocam. Tamam, ben sana yetki vermiştim. Sen direkt başlayabilirsin. Bir saniye rica ediyorum. Açayım. Evet, Fatih de şimdi bize bu endometrial scratch konusunu anlatacak. Bu da yılların tartışmalı konusu. Ondan sonra işte rahim içine bir çizik attık meselesi. Rahim içine çizik atmaya gerek var mı? Şahsen hiç katılmadığım şeyler ama bakalım Fatih bize ne diyecek. Ne oldu, olmuyor mu? Olmadı. Bir daha verir misiniz yetkiyi? Hayır, yetkilisin zaten. Yok, bir attı beni sistemden, tekrar girdim şimdi. Peki, bir daha verdim. Ne oldu? Olmadı mı? Bana tekrar deneyin abi. Şimdi oldu galiba hocam. Geldi mi? Tamam, geldi. Hadi başla. Herkese merhaba. Bugün geçen ay Human Reproduction Update'te çıkan çok kapsamlı bir çalışmadan bahsedeceğiz. Endometrial scratching'in
IVF XS2 kusuruna dair eden hastalar üzerindeki etkisini irdeliyor. Bu çalışma Individual Participant Data Meta-analiz yöntemiyle yapılmış. Çalışmanın genelinde iki tane kelimeyi sıklıkla kullanacağım. Bir tanesi sevdiğim de bir kelime. Şu an beni duyuyor musunuz diye uyarı verdi ekran. Duyuyoruz. Tamam. Bir tanesi sevdiğim bir kelime, sofistike kelimesi. Bunu sıklıkla kullanacağım. Diğeri de çok sevmediğim bir kelime, manipülasyon kelimesi. Yine bu kelimeyi de sıklıkla kullanacağım. Şimdi çalışmanın önce bir background'a bakmak lazım. Bu screeching ile ilgili olay aslında çok yeni değil. 20 yıldır devam eden bir sürü çalışma var. Arkasındaki hipotez şöyle. Ya endometrium üzerinde bir immün cevap oluşturuyoruz ya da işte yara iyileşmesi cevabı oluşturuyoruz ve bu bir şekilde implantasyona fayda sağlıyor. Ya da endometriyal gelişim aşamasında hiperstimülasyonu birazcık öteliyoruz. Bu bir fayda sağlıyor. Olabilir şeklinde hipotetik açıklamalar mevcut. Ama günümüzde hala bunun bir etkisi var mı yok mu, varsa kim için var, nasıl yapılmalı, ne zaman yapılmalı gibi soruların cevabı yok. Bu çalışmada bunun için dizayn edilmiş bir çalışma. Literatürdeki problemler şöyle. Birçok RCT küçük sample'larla yapılmış. Çalışmalarda ciddi risk of bias var, bias riski mevcut. Çalışmalar heterojen, katılımcıların karakteristikleri farklı. Ve aynı zamanda yapılan screening uygulamasının metodu ve zamanlaması hemen hemen her çalışmada farklı. Bunlar literatürdeki sorunlar. Şimdi bu çalışmada çok sık görmediğimiz bir yöntem izlenmiş. Biraz önce bahsetmiştim. Individual Participant Data Meta-analiz denilen. Yöntem şöyle. Önce bir sistematik review yapıyorlar. Çalışmaların hepsini çıkartıyorlar. Sonra bu çalışmalardaki yazarlara mail atıyorlar ya da arıyorlar ya da bir kongrede gördüklerini konuşuyorlar. Diyorlar ki sen hani yazıyı yazmışsın ama bize yazının ham datası lazım. Bizimle bunu paylaşır mısın? Ham datasını topluyor bütün bu çalışmaların ve sıfırdan tekrar analiz yapıyor. Yani normalde meta analizlerde işte yayınlanan çalışmalardaki summary istatistik üzerinden değerlendirme yapılır. Oradaki verileri direkt alırsın ama bu çalışma tipinde ham data üzerinden inceleme yapılıyor. Bu da hani bir miktar daha güvenilirliği artırıyor. İşte bütün yazarlara bu teklifi sunuyorlar. Bu yazarlardan bazısı çalışmayı kabul edip datasını gönderiyor. Bazısı farklı sebeplerle datayı göndermiyor ya da gönderemiyor. Ancak bir güzellik daha yapmışlar. Yine sofistike bir yöntem. Burada çalışmayı kabul eden ve datasını gönderen grubu inceledikleri gibi çalışmayı bir şekilde data göndermeyen diğer grubu da irdelemişler ve bunları birbiriyle kıyaslamışlar. Herhangi bir sistematik bir bias var mı diye kıyaslamak amacıyla. Çalışmada data gönderen gruba IPT grubu diyorlar. Data göndermeyen gruba da aggregate data şeklinde AD kısaltmasıyla çalışmanın içerisinde yer veriyorlar. Dahil edilme kriterleri işte biyopsi kateteri ya da küretle skeç yapılmış olması. Eğer bu yoksa işte hani girişimsel olmayan bir durum varsa ya da işte sarin infüzyonla endometriyumun rahatsız edilmesi bir şekilde gibi bir durum varsa bunlar exclude ediliyor çalışmadan. Klinik gebelik, ongoing pregnancy ya da live birth outcome'larından en az birini veren çalışmalarda bu analize dahil ediliyor. Primary outcome live birth. Onun dışında işte katılımcı karakteristikleri, işte endometrial screening ile ilgili bulgular da incelemeye alınıyor. Secondary outcome olarak işte yine ongoing pregnancy, clinical pregnancy, çoğul gebelik, işte miscarriage, ectopic gebelik, cumulative live birth, pain ve adverse outcomes şeklinde belirlemişler. Bunların tanımlamalarını yapmışlar. Bu tabloda hepsi yer alıyor. Analiz tipi olarak da birazdan da değineceğim. Intention to treat analizi yapmışlar. As treated analizi yapmışlar. Bunlar şöyle kısaca özetlemek gerekirse, şimdi intention to treat analiz şu demek, randomize kontrol çalışmalarda yapılması istenen bir analiz tipidir bu. Şimdi biz randomize kontrol çalışma yaparken temelde amacımız birbirine homojen iki grup yaratmaktır ve bunu da en iyi şekilde randomize ederek sağlamaya çalışırız. Ancak çalışmaların büyük bir çoğunluğunda bu randomizasyon, dropoutlar ya da işte hasta uyum problemleri sebebiyle bir noktada bozulabilir. Ve günün sonunda elimizde kalan hasta popülasyonu irdelediğimiz zaman aslında o randomizasyonun sağladığı faydalardan uzaklaşmış olabiliriz. Bunun önüne geçmek için bu tarz bir analiz yapılıyor. Intention to treat analiz. Yani burada mantık şu, randomizasyondan sonra elde ettiğimiz gruplardaki hastaların sayısını payda olarak kabul ediyoruz. Ve hani en son outcome'lar belirlendiğinde payda olarak bu sayıları kabul ederek analiz yapıyoruz. Randomizasyon bozulmadan bir veri elde etmiş oluyoruz. Bu da gerçek hayattaki settingi yansıtma açısından daha güvenilir bir analiz tipi oluyor. Bir de klasik bildiğimiz işte hastaları randomize ettik. İşte bir grup çalışmadan çıkmak istedi ya da diğer gruba geçmek istedi. İşte olan oldu, her şey oldu. Ondan sonra belli sayıda hastalar kaldı ve işte outcome'lar meydana geldi. Bunları irdelediğimiz zaman da buna as treated analiz deniyor.
Bu da çalışmadaki özellikle compliance'ı anlamak için, yani hastalar uyumunu anlamak için yine güzel bir yöntem. Birbirine üstün oldukları farklı taraflar var. Her ikisinin de ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi datadaki flowchart bu şekilde. İşte PubMed'den, Embase'den, Clinical Trials'dan çalışmaları çıkartmışlar. Bütün sayıları tek tek anlatmayacağım vakitler olduğu için. O elde kalan işte çalışmalardaki herkese işte mesaj atmışlar, aramışlar, bir şekilde ulaşmaya çalışmışlar. Ulaşabildikleri grupları işte inclusion, exclusion kriterlerine dahil etmişler. Ondan sonra bu çalışmalardaki işte live birth rate, ongoing pregnancy, clinical pregnancy, miscarriage rate'lerini çıkartmışlar. Diğer grupta işte mesela bir kısmı maile cevap vermemiş, yanıt alamamış, bir kısmı reddetmiş. Bir kısmı demiş ki ya çalışmayı biz hazırlıyoruz, şu an onu veremeyiz. İşte bir kısmı demiş datayı kaybettim gibi cevaplar vermişler. Bu şekilde bu çalışma ayrılmış. Bu çalışmalarda da literatürdeki verileri kullanmışlar. İşte yayınlanan makaleyi açmışlar, oradaki dataları kullanmışlar. En sonunda bunları birbiriyle kıyaslamışlar. IPD grubunda 4112 hasta var, 13 çalışma var. AD grubunda 2262 hasta var, 10 çalışma var. Soldaki mavi şeye bakarsanız eğer bu 4112 hasta literatüre kazandırılan hastaların toplam bütün hastaların %50'sine tekabül etmekte. Bu da çalışmanın güçlü yönlerinden biri. Yine burada da sofistike bir flowchart izlemişler. Şimdi burada bu 13 çalışmanın demografik verileri sunulmuş. İşte baktığımız zaman genel olarak birbirine benzer tarzda çalışmalar. İşte IVF, XFS siklusları, ondan sonra büyük oranda biyopsi kateteriyle yapılan işlem, sadece bir tanesinde histeroskopik forceps kullanılmış ve diğer veriler yan yana sıralanmış vaziyette. Şimdi bu risk of bias tablosu, ya benim bugüne kadar gördüğüm en yeşil tablo. Bunun yeşil olması güzel bir şey, kırmızı olması kötü bir şey. Sadece işte Bernstein'in yaptığı çalışmada bir kırmızılık var. Onu da altta şöyle açıklamışlar. Bir ambalans bir grup oluşmuş. İşte katılımcı merkezlerin bir tanesi kapandığı için. Bir de çalışma sırasında bazı hastaları exclude etmişler. O yüzden burada bir risk of bias var diyor yazar. Ve buraya bir sadece bir eksi koyuyor. Onun dışında diğer çalışmalar oldukça güzel tasarlanmış. Ve verisi güvenilir çalışmalardır diye bir ifade bulunuyor. Şimdi bu üç tablo işte genel demografik verileri kıyaslıyor. İşte en üsttekine bakacak olursak scratch ve kontrol grubunda işte yaş, BMI, işte infertilite süresi, başarısız denemeler, sigara içme, gravide, parite gibi temel parametrelerde homojen iki grup yaratılmış gerçekten. Tablo 4 altta ona baktığımız zaman da gene işte yapılan tedavi karakteristikleri de oldukça benzer. Burada bir dikkat çekilmesi gereken, benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Scratch grubunda no intervention, karşı gruba geçme ihtimali %3 iken kontrol grubunda scratch'e geçme ihtimali %0.2 gibi bir şey. Yani olası oranı. Burada bir şey var, dengesizlik var ama burada bir P değeri vermemiş, kıyaslama yapmamış. Sadece bu dikkatimi çekti. Yine hani çalışmaya katılan, çalışmada uygulanan tedaviler içerisinde en sık uygulanan şey single embryo transfer. Tedavilerin iki kolda da yarısına denk geliyor. Bir de şu yukarıda işte ağrıyla alakalı bir skorlama var. Yani çok majör bir yan etki görülmemiş zaten. Tabii scratch kolunda bir miktar daha ağrı daha fazla görülmüş ama hani çalışmada çok önemli bir yeri yok bu tablonun açıkçası. Şimdi en önemli tablolardan bir tanesi bu. Burada primer outcome olan live birth'te yapılan işte intention to treat analiz ve estimate analizlerin değerleri yer alıyor. Şimdi baktığımız zaman intention to treat analiz overall'da unadjusted, yani herhangi bir şey ecaz edilmemiş olan analizde odds ratio 1.27 çıkmış. Confidence interval 1.04 ile 1.5 arasında değişiyor. Sonra bunu yaşa, BMI'ya, fertilite süresine, daha önceki başarısız denemelere, infertilite sebebine ve tedavi tipine göre adjust etmişler. Ve bu anlamlılık devam etmiş. Odds ratio 1.29 olarak ifade edilmiş. Confidence interval'ın alt yerde 1.02, birinin hemen sağında kalıyor ve scratch'in lehine oluyor. Bu anlamlılık bir de AT, estimated overall grubunun unadjusted kolunda var. Şurada imlet çıkarsa yer göstereyim. 1.22, odds ratio yine benzer. Confidence interval gene benzer. 1'e çok yakın bir değer var alt değer olarak. Bunu adjust ettikten sonra da anlamlılığını yitirdiğini görüyoruz. Geri kalan kısımlarda anlamlı bir şey yok. Şimdi bu aynı şeyin intention treat analizinin force plot'ı. Burada da baktığımız zaman gene benzer bir odds ratio olmuşlar. 1.23 şeklinde 1.01 alt değerini tekrar vurgulamak istiyorum. Birazdan değineceğim. Bunu saydığınız zaman buraları 13 değil 14 ediyor. Onun da neden olduğunu birazdan bahsedeceğim. Sadece dikkatinizi çekmek isterim. Şu Matt Valley 2020 yılında çıkan çalışma
Burada bir dikkatinizi çeksin. Sonra secondary outcome'lara geçmişler. Burada işte ongoing pregnancy ve clinical pregnancy konumda da yine işte elde edilen odds ratio'nun işte intention treat analizindekine benzer şekilde olduğunu, yine işte birinin üzerinde olduğunu söylüyor. Fakat işte burada ortalama değerlerden bahsediyor. Confidence interval 0.94-1.49 aralarında değişiyor diyor. Öbüründe de işte 0.96-1.5 arasında değişiyor şeklinde ifadeleri var. Bununla alakalı hani böyle kısaca bir özet geçmiş. Miscarriage rate ile alakalı işte odds ratio gene bu değerler arasında değişmektedir diyor. Yine böyle bir kabaca bir ifadeden bahsediyor. İşte bu multiple çoğul gebelikle alakalı çok fazla veri olmadığı için literatürde bununla ilgili bir kıyaslama yapmamış. Sadece sayıları vermiş, geçmiş. Onu da bir eksiklik olarak ifade etmişler çalışmada. Sonra yine bir başka sofistik analize geçmişler. Burada işte treatment covariate interaction'ını inceliyorlar. Yani diyor ki biz bir sonuç elde ettik ama bazı covariate'larda bu etkileşim değişebilir mi? Covariate şu aslında, işte araştırdığımız kolda direkt onu araştırmıyoruz ama bir şekilde elde ettiğimiz sonucu etkileyebilecek şeyler, karakteristik özellikler var mı? Mesela işte hastanın yaşı, infertilite sebebi, işte tedavi tipi. Bunlar bizim elde ettiğimiz sonucu, yani endometrial stretching, live birth rate artırıyor sonucunu modifiye edebilir mi diye inceliyorlar. İşte burada logografini vermiş. En sağda bir meta regresyon yapmış. Bu da yine çok sofistike bir irdeleme tipi istatistik açıdan. Ve günün sonunda diyor ki hayır diyor, herhangi bir etki yok. Yani bütün bu tipler, işte katılımcının yaşı olsun, işte sebep olsun, tedavi tipi olsun, bir şekilde bizim bulduğumuz sonucu etkilemiyor diyor. Stretch timing ile alakalı literatürün çok hani iyi bir veriye sahip olmadığından değiniyor. Kabaca özetliyor. Burada participant level, yani hani hasta düzeyinde bir inceleme yapamıyor. Yine kabaca bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki single ya da double stretch yapıldığında luteal fazla işte odds ratio 1.27, işte confidence interval 96-1.68 arasında değişiyor diyor. Bununla ilgili 9 çalışma var diyor. İşte eğer ovarian stimülasyondan 5 ila 14 gün önce yapılırsa bununla alakalı 2 çalışma var diyor. İşte odds ratio 1 çıktı diyor. Mix timing, mix cycle şeklinde bir dileme yapmış. Diğer çalışmaları işte buraya havuzlamış. Burada da odds ratio 1.19 şeklinde bulmuş. Confidence interval yine 1'i kesen bir aralıkta. Sonra yine güzel bir şey yapmış. Burada publication bias değerlendirmek için funnel plot çizmiş. Funnel plot da genelde işte kabaca şu üçgenin içerisinde kalmasını istiyoruz. Homojen vaziyette çalışmaların. Altta belirtmiş zaten. Mavi çalışmalar IPD grubu, datasını paylaşan grup. Kırmızı çalışmalar IPD olmayan, yani datasını bir şekilde paylaşmayan grup. Sadece bir tane şu çalışmada bir sıkıntı var diyor. O da şurada altta belirtmiş. Küçük bir asimetri var diyor. Yani bu belki bir publication bias olur ama belki de small bir study effect de olabilir diyor. Kabaca baktığı zaman da şurada belirttim. Hani belirgin bir publication bias olduğunu biz düşünmüyoruz. IPD ve AD grupları arasında diyor. Yani hani aslında yine bir homojenizasyon olduğunu söylüyor publication bias açısından. Sonra bir güzel şey daha yapmış. İşte biraz önce bahsettiğim dahil edilen IPD grubundaki çalışmaları yukarı koymuş. Çıkarılan çalışmaları aşağı koymuş. Ortasına çok güzel bir çizgi çekmiş. Forest plot'ta yer alan bu bahsettiğim sonradan eklenmiş olan o çalışma bu tabloda yok. Sonra bunları tekrar bir irdelemiş. Baktığınız zaman üst taraf yemyeşil, insan içini açıyor ama aşağısı böyle kıpkırmızı vaziyette. Diyor ki hani biz zaten bir şekilde iyi çalışmaları bu çalışmaya IPD grubuna dahil etmişiz. Ve bir şekilde kötü çalışmalar, daha riskli çalışmalar bias açısından çalışmadan dışlanmış. Diğer gruba girmiş, yani diğer çalışmalar grubuna girmiş. Dolayısıyla diyor hani burada bir, evet bir gariplik var. Bunu da ifade etmek lazım şeklinde belirtmiş. Buradaki sorunları da şöyle ifade ediyor. Diyor ki bu çalışmanın büyük bir kısmında randomizasyonda sıkıntı vardı. Ya da işte ciddi olarak bir hasta katılımcılar ait oldukları gruplardaki hani süreçlerini devam ettirmediler. Ya da randomizasyondan sonra bu çalışmalarda inclusion ve exclusionlar olmuş. Bunlar da işte bu bias riskini oluşturan durumlardır gibi bir özetlemeyle de makalenin içerisinde de bu duruma yer vermişler. Sonra bir sofistike analiz daha yapıyorlar. Bu iki grubu tekrar ayrı ayrı force plot'la irdeliyorlar. Ve diyor ki hani çalışmaya dahil etmediğimiz o riskli çalışmanın olduğu grupta da sonuç çok farklı değil diyor. Burada biri kesiyor ama diyor yine odds ratio'yu benzer şekilde bulduk. Yine trendi bu yönde bulduk. Dolayısıyla diyor yani sistematik olarak yapılan bir sorun yok. Her türlü bizim sonucumuz güzel bir sonuçtur. Sadece bu işte risk of bias açısından riskli olan grupta bir miktar daha heterojenite yüksek. Yani bizim çalışmamız heterojenite de yüksek değil. Dolayısıyla biz verimize güveniyoruz şeklinde bir ifade de bulunmuşlar.
Ve sonra discussion başlıyor. Bu kadar sofistik analizden sonra tabii discussion'ı insan merakla okuyor. Çünkü bu çok tartışmalı konuda adam yani güzel ince irdelemeler yapmış ve herhalde artık bu iş çözüldü gibi başlıyorsun discussion okurken. Diyor ki ben diyor 13 tane çalışma aldım. Bu çalışmalarda IV fixing siklusuna giren 4112 hastanın verisini bizzat ben inceledim. Ve diyor ki intention to treat analizde live birth rate açısından endometrial stretching'in başarıyı artırdığını gösterdim. Yaptığım ek analizlerle estrated analizlerde de bu durum benzer şekilde çıktı. Subgrup analizleri yaptım. Ne hastanın yaşı, daha önceki başarısız transfer sayısı, işte infertilite sebebi, işte fresh ya da frozen transfer gibi herhangi modifiye etki yapacak bir şey bulamadım. Dolayısıyla benim verim çok güzeldir şeklinde discussion'a başlıyor. Aynen böyle net ifadeler kullanıyor. Bunları işte güzel bir şekilde anlatıyor neden bu çalışmanın güzel olduğunu bir iki sayfa boyunca. Sonra da iki tane limitasyondan bahsediyor. Diyor ki birinci limitasyon tabii tüm çalışmaları dahil edemedik. Tabii epey bir şey dahil ettik ama diyor bir kısmı mecburen dışarıda kaldı. İşte bu gerçekten bu verilere ulaşamadık mı? İşte hükümet ya da yönetimler alakalı bir sorun mu oldu? Ondan sonra bu çalışmalar acaba çok düşük kaliteliydi de o yüzden mi vermek istemediler ya da çalışmalarda hani bazı işler oldu da o yüzden datayı paylaşmak istemediler, datada sorun mu var? Bilemeyiz diyor ama sonuçta tüm dataya ulaşamadık diyor. Tabii bu durumda hani ne kadar büyük bir kaybımız olduğunu da öngörememize sebep oluyor diyor. Çünkü işte %58 gibi oran vermiştim. Geriye kalan %40 civarı hastanın verisi bu çalışmaya dahil edilememiş oluyor bir şekilde. Bireysel katılım datası olarak düşündüğümüz zaman. Bir diğer sorun da diyor işte secretion prosedürünün hani timingini çok bilemiyoruz. Çalışmalar bununla alakalı oldukça yetersiz. Yine biz de bu sebeple bu çalışmada da hani bireysel katılım datasına bunu sokamadık. Klasik conventional yöntemle bunu analiz etmeye çalıştık. Bu da çalışmamızın ikinci limitasyonudur diyor. Şimdi bundan sonraki kısımda bu benim kendi yorumum. Yani katılmayabilirsiniz ama ben bazı sorunlar olduğunu düşünüyorum bu çalışmada. Ve bir manipülasyon olduğu yönünde yani ciddi bir kaygım var. Sebebini de anlatacağım şimdi. Şimdi birincisi çalışmanın içerisinde birkaç paragraf aldım burada. İşte sol üstteki sarı şeye bakarsanız eğer diyor ki işte all results point in the direction. Yani çok net bir şekilde diyor ki endometrial stretching live birth rate'i artırabilir. En kötü ihtimalle ya etkisi olmaz ya da çok küçük bir negatif etkisi olur diyor. İşte confidence interval 1 civarında olduğu için. Bu cümlenin aynısını makale içerisinde 4-5 farklı yer discussion'da yer veriyor. Yine aynı cümle burada da geçiyor. Sonra başka bir yerde de şöyle bir şey var. Hani bizim bu bulduğumuz sonuçlar diyor zaten çok yakın zamanda çıkan bir Cochrane update'de de yer almakta. Ama bir şekilde diyor Cochrane'deki bu datanın sonucunda daha işte dar bir confidence interval ve biraz daha küçük bir odds ratio elde edilmiş. Ama önemli değil diyor. Biz bu çalışmayla beraber bu datanın da hani kalitesini artırmış olduk ve literatüre önemli bir şey kattık diyor. Lancet'in 2021'de yayınladığı Cochrane Review'dan bahsediyor. Sonra bu review'u açtım, okudum. Mesela şimdi bu abstract'lar çektiğim şey zaten makalede bunun üzerine yazılmış. Şimdi bakarsanız eğer burada endometrial stretching'in live birth üzerine etkisi net değildir diyor. Odds ratio 1.12 vermiş. Confidence interval 1'i kesiyor. Anlamlı olmayan bir sonuç var. Burada da diyor ki eğer diyor hastanın mesela live birth ihtimali IVF'de %27 ise bu ihtimal diyor bu sonuçla %20'nin altına da düşebilir. %32'ye kadar da çıkabilir diyor. Dolayısıyla biz bu konuda hala bir netliğe sahip değiliz diyor. Yani öyle bir ifade edilmiş ki sanki Cochrane Review'da zaten bunu çok baskılı bir şekilde söylemiş. Biz de Cochrane Review'u destekliyoruz gibi ama review'a baktığınız zaman bence bu kadar net bir ifade yok. Şimdi ikinci sorun biraz önce bahsettiğim. Burada 13 çalışma var. Analize sokulan. Matt Varin'in çalışması hiçbir yerde geçmiyor. Sadece yazının içerisinde hani bu çalışmayı biz dahil ettik işte daha yayınlanmadı falan gibi laflar var böyle çok muğlak laflar. Sonra footnote'da şöyle bir ifade gördüm. Şurada yazıyor. For a single study that needs şey IPD diyor işte. Matt Varin IPD'yi paylaşmamış. Bak işte ondan sonra bir başka yerde de şey de söylüyor. Data daha yayınlanmamış diyor. Ama bu Matt Varin'in çalışması risk of bias değerlendirmesine girmemiş. Flowchart'ta hani datasını paylaşmayanlar IPD grubuna alınmazken burada neden IPD grubuna alındığıyla ilgili hiçbir veri verilmemiş? Bu şimdi küçük bir çalışma değil. Şuradaki weight'e bakarsanız eğer
bütün bu grup içerisinde en büyük ikinci çalışma. Bir de burada bir çalışma var. Ve en sıkıntılı kritik nokta şu bence. Bakarsanız confidence interval 1.01. Yani belki bu çalışmayı çıkarttığımız anda force plot anlamını yitirecek. Çünkü zaten tam sınırda. Ciddi de bir hasta var. Meta-analizde bir çalışma ekleyip çıkarmak tek tuşlu oluyor. Yani bir şekilde bunu buraya eklemişler. Niye eklediklerini de bilmiyorum. Çalışmayı da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve sonunda bu force plot analizi de bir şekilde anlamlı çıkmış. Bakıyorum bu çalışma dediğim gibi risk of bias tablosunda da hiçbir yerde yok. Eğer yani gözlerim beni yanıltmıyorsa. Dolayısıyla burada bence ciddi bir sorun var diye düşünüyorum. Şimdi bu yazı geçen ay çıktı. İlk atıfını da aldı. Onu da bugün fark ettim. Bu yazarlar Human Reproduction Update'in editörleri. Bir tanesi de istatistik editörü. Review'lerle alakalı bir eleştiri, bir hani şey yapmışlar, editorial yazmışlar. Önemli bir şeye değinmişler. Yani şu an literatürde orijinal makalelerden daha çok review çıkmaya başladı. Çünkü review yazmak bir şekilde kolay. Metanaliz yapmak bir şekilde öğrendikten sonra çok zor bir şey değil. Masa üstünde yapılan işlemler sonuçta. Bunu eleştirmişler. Sonra demişler ki ama hani bu eleştiriye aksi yönde güzel çalışmalar da var. Ve işte bu bugün konuştuğumuz çalışmayı buraya eklemişler. Tabii ki bu çalışmanın çok güzel artıları var diyorum ya, çok sofistike bir yöntem kullanılmış gerçekten. 13 tane çalışmayı dahil et. Ondan sonra güzel bir yöntem kullan. İşte bu çalışmalardaki ham datayı topla, ham datayı analiz et. Two stage analizler yap, yani iki kademeli analizler yap. Bir sürü güzel tablo oluştur. Gerçekten hani bu açıdan kıymetli bir çalışma. Ve en sonunda şöyle bir cümle yazmış. İşte these are examples of great reviews demiş bu editörler. Ama ben böyle düşünmüyorum. Bence bu çalışma çok güzel metodolojiyle yapılmış. Çok sofistike bir metodolojiyle yapılmış. Ve şöyle olmuş. Bu kadar yani güzel tablolar ve sayılar ve işte rakam kalabalığının arasında discussion kısmındaki manipülasyon, biz zaten bu işi hani güzel yapıyoruz. Bak istatistiği çok detaylı yaptık. Lafımıza güvenin dendikten sonra endometrial stretching'i öven bir discussion'da bitirilmiş. Bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Hani bu yazıyı okuyan 100 kişinin belki 90'ı 95'i derin istatistik bilgisine sahip olmayacak. Ve bu insanların çok büyük bir kısmı sadece abstract'ta da sadece discussion okuyup geçecek. Ve discussion'da net bir şekilde endometrial stretching live birth rate'i artırabilir yazıyor. Dolayısıyla bunu okuyan 100 kişinin belki 90, 95'i stretching yapmak iyiymiş. Bak bu çalışmada işte Human Reproduction Update'de yayınlanmış. Çok yeni, çok güzel yapılmış. Tablolara bakmış, hiçbir şey anlamadım. Çok detaylı yapılmış demek ki gibi bir kanıya varıp birden stretching lehine tavır sergileyebilir. O açıdan dikkatli olması gereken bir yazı olarak düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz Fatih. Çok güzel hazırlamışsın. Şimdi Fatih Hoca'ya sorusu olan var mı? Önce oradan başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili en son yanılmıyorsam Controversies toplantısındaydı. Şeyin bir sunumunu dinlemiştim ben. Ben Moll'ün. Ki buradaki authorlardan bir tanesi. Bu individual participant data meta analizini o zaman daha henüz yayınlanmamıştı ama yapıyorlardı. Bir önceki çalışma, yani bu yayınlanmadan önce çıkan o 2022 Metvali çalışması olabilir. Çok emin değilim ama orada endometrial scratch'in bir faydası olmamasına rağmen biz bu dataları topladık ve biz bu dataların sonucunda marjinal de olsa bir faydası olabileceğini düşünüyoruz diye konuşmasını bitirmişti. Ve endometrial scratch konusunun hala gündemden düşmemesi gerektiğini savunmuştu. Şimdi bu makalede o söylediklerinin yayınlanmış şekli. Tabii makalenin hani problemleri var mı? Tabii ki var. İçeri katılmamış bir sürü şey var, çalışma var. Gerçi bilmiyorum hiç baktınız mı? Çalışmalara bakıldığı zaman içeri katılmayan ve risk of bias'i yüksek olan çalışmalar hani bir başka yönden de incelense bence güzel olurdu. Low impact dergilerde yayınlanmış ve büyük çoğunluğu şey çalışmalar bunlar.
nasıl söyleyeyim, Orta Doğu'dan gelen çalışmalar. Çalışmaların temel olarak çıktığı noktalara bakacak olursanız, o 20 tane dahil edilmeyen çalışmalar içinde 5 tane İran'dan çalışma var. Ondan sonra yine Mısır'dan 2 tane çalışma var. Hindistan'dan birkaç tane yine çalışma var. Ve bu çalışmaların diğer detaylarına bakıldığı zaman, mesela burada allocation concealment da dikkat edilmemiş. Onun dışında bazı çalışmalarda yine baktığınızda live birth endpoint olarak alınmamış. Bazılarında biochemical pregnancy, mesela sadece gebelik testinin pozitifliği endpoint olarak alınmış. Onun dışında yine bunların clinical trials'a önceden kayıtları yok. Dolayısıyla çalışma nasıl dizayn edilmiş, ondan sonra bu dizayndan ne kadar sapılmış, bunların hiçbir tanesini bu çalışmalar hakkında bilmiyoruz. Bence özellikle bu son zamanlarda bu bölgeden çıkan çalışmalarda biliyorsunuz geri çekilme oranları ve bir takım şaibeli çalışmanın olma olasılıklarının çok yüksek olması nedeniyle kredibilitemizi de giderek yitiriyoruz. Buna bizim ülkemiz de dahil, maalesef çıkan yayınlara hep şey gözüyle bakılıyor. Dahil edilen çalışmaların neredeyse tamamı Avrupa'dan ve Kuzey Amerika'dan gelen çalışmalar. Onlara da baktığınız zaman bir tane Türkiye'den gelen bir çalışma var, INAL çalışması. Bir tane de şey çalışması var, Hint çalışması var. Ama çalışmaların çoğu Avrupa'dan geliyor ve çalışmaların neredeyse demeyeyim tamamında endpoint olarak live birth alınmış. Esas anlamlı olan son nokta alınmış. Dolayısıyla bu. Diğer bence önemli ayrıntılardan bir tanesi, çalışmaların yine detaylarına baktığınızda, özellikle endometrial scratch olgularında dahil edilme kriterleri içinde en az bir tane failed IVF cycle'ı var. Şimdi bu da çok arbitrary bir dahil edilme kriteri. Mesela İsrail'den gelen birkaç tane çalışmada failed IVF cycle sayısı ne kadar fazla ise scratch'in faydalı etkisinin o kadar yüksek olacağına dair elimizde veriler var. Dolayısıyla bir failed cycle sonrası yapılan scratch ile ne bileyim 4-5 failed cycle sonrası yapılan scratch arasında mutlaka ki fark vardır ve failed cycle'ların ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için bu da bize hasta seçiminde zorluk yaratıyor. Diğer nokta bu. İkincisi, çoğunlukla luteal faz kullanılmasına rağmen bazı şeylerde faza dikkat edilmemiş. Bazı çalışmalarda tek scratch var, bazı çalışmalarda iki tane scratch var. Bütün bunlarla birlikte datanın düzeltilmesi büyük olasılıkla gerekiyor ki pratik olarak çok zor gibi görünüyor bunun yapılması. Son olarak da söylemek istediğim şey, scratch konusu şahsen, hani benim görüşümü sorarsanız, ben burada evet belki son söz söylenmemiş olabilir ama doğru dürüst çalışmalarda ben çok yararı çıkacağını zannetmiyorum. Bu arada Metvari çalışması ile ilgili Fatih'in görüşüne belki biraz aksini söyleyebilirim. O da şu: Metvari çalışması esasında odds ratio'larına baktığınız zaman birin altına en çok inen çalışmalardan bir tanesi. 0.83 ile 1 nokta bir şey arasında değişiyor odds ratio'su. Hani o çalışma belki çıktığı zaman 1.07 odds ratio'su var. O çalışma çıktığı zaman belki o 1.01 olan aşağı değil yukarı da gidebilir. Ondan da çok emin değilim. Yani oradaki common odds ratio'dan bahsediyorum. Ama son olarak da söylemek istediğim, özellikle endometrial scratch'ten anlaşılan bizdeki yapıldığı şekliyle histereskopi yapıp rahmin sağını solunu kesmek değil arkadaşlar. Lütfen burada bir yanlış anlama olmasın. Yani bizde histereskopi yapıp yukarıya çizik attım, yana çizik attım şeklinde çok yaygın bir uygulama var. O çizik attığınız şeylerin hastanın uterusunun junctional zonu olduğunu lütfen unutmayın. Hastanın fonksiyonel bir tabakasını kesmiş oluyorsunuz ve oraya hasar vermiş oluyorsunuz. Endometrial scratch'ten
burada kasıt bir pipel biyopsi şeyle pipelle oradan bir biyopsi yapılması. Yani çizikten kasıt bu. Onun için orada da bir karışıklık olmasını istiyorum. Çünkü bizde yapıldığı şekli biraz daha farklı gibi geliyor bana. Evet, bilmiyorum. Başka yorum sorusu olan var mıdır bu konuyla alakalı? Evet, kimsenin bir yorumu sorusu yok. Yani şu ana kadar konuştuklarımız o zaman tartışmalı konular ve tartışmalı olarak da kalacakmış gibi görünüyor. Evet, son olarak o zaman biz Ramazan'a dönelim. Ramazan, seni dinliyoruz. Screen ediyor mu abi? Screen etmiştim ama siz devreye girdiniz. Hiç çıkıyorsun, Fatih'in durdurması lazım screen share'i. Ben de abi şöyle söyleyeyim. Geçen ay JAMA'da yayınlanan bir yazıda bu işte üretilen datalar, yanlış datalar konusundaki ülkeler sayılırken Türkiye ilk 3 sıradaydı açıkçası. İran ve Mısır'la beraber en başta bizim ismimizi de saymışlar. Bir. İkincisi yorumum şöyle olacak açıkçası. Yani Scratch ile ilgili daha önceki çalışmalarda işte 2'den sonra daha çok yararlı olduğuna dair de bir yayın vardı biliyorsunuz ama yani onun da çok rasyonelitesi olduğunu düşünmüyorum. Yani 3-4'ten sonra farklı olur, 5'ten. Eğer bu endometriyal bir problemse sıfırdan itibaren bile etkili olması lazım. X-X-X'da bile etkili olması lazım. Yani 3-4'ten sonra daha etkili subgrup analizi gibi şeylerin çok futil, gereksiz araştırmalar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, çok önemli bir problem de tamam görüyoruz. Çok önemli bir problem de Scratch konusuyla ilgili. Ben bir türlü aklıma bunun biyolojik olabilirliğini de yatıramıyorum. Yani nasıl oluyor da bir önceki siklusun luteal fazında oradan bir pipelle biyopsi alınması, hastanın tamamen o endometrium döküldükten sonra bir sonraki fazında hastaya olumlu olarak yansıyor. Yani ben hala bunu, evet bir takım teoriler var ama hala bunu kafama oturtmakta oldukça zorlanıyorum, yani onu da söyleyeyim. Şimdi benzer bir konu da benden gelsin o zaman, histereskopiyi de yapalım millet bitirsin. Şimdi başlangıç olarak aslında full screen yapar mısın Ramazan? Full screen yaptım ben aslında. Yok, full screen'de değilsin şu anda. Aşağıdaki şu gösteri perdesi görüntüsü şeyine tıklayacaksın. Benim görüntüm tamamen kayboldu da onun için diyorum. Yani sizin, ben sadece kendimi görüyorum şu anda. Peki hadi sen bu şekliyle devam et o zaman. Devam edeyim mi? O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi bu İspanya'dan gelen çalışma IVF öncesi rutin histereskopi yapılmalı mı şeklinde yapılan bir meta analizden kaynaklanıyor. Yani bilindiği gibi o da kendisi de söylüyor aslında. Yani gebelik oluşmasında en büyük faktörler daha çok embriyo ile ilgili diyor. Embriyonik faktör çok daha önemli ve bir şey verildiği zaman, öploid embriyo verdiğimiz zaman zaten bu işte PIRTA çalışmasına da yani %60-70 hatta %74 gebelik elde edebiliyoruz ama bazı hastalarda da uterus etkileyebilir. Aslında uterusun etkisini çeşitli çalışmalarda %40-60 oranında gösteren faktörler de var. Eğer histereskopi yaparsan hastaların %40-60'ını hatta %50'ye varan oranlarda diyelim %0 ile 50 arasında değişiyor. Bir patolojiye rastlayabiliyorsun. Dolayısıyla bunu düzelttiğin zaman acaba gebelik oranları düzelebilir mi? Nelere rastlayabiliyoruz? İşte küçük endometriyal polipler olabilir. İntrauterin adezyonları olabilir. Küçük septalar olabilir. Bunları biz histereskopide göreceğiz. Tabii bu tartışmalı. Küçük polipler zaten fertilite etkisi son derece tartışmalı. İntrauterin adezyonu aslında bu screening histereskopu olmaz hastada bir risk faktörü yoksa bu tamamen targeted histereskopu. Small septalarında herhalde şu anda daha çok arkuat gibi incelersek bunun da histereskopiye kadar genelge tanısını koymuş oluyoruz. Ama şu anda guideline'lara baktığınız zaman gerek eşre guideline'lara, ASRM'e hiçbirisi rutin histereskopiyi şu an için önermiyor. Daha önceki datalara baktığımız zaman işte Pundir ve Disapiozio'nun yaptığı sistemik review'ler ve meta analizler var. Bunlara baktığınız zaman aslında gebelik sonuçlarına etkisi çok belirgin değil. Bazı gebelikler biraz daha yüksek görünüyor deniyor ama live birth'ler üzerine etkisi yok. Yani gebelik oranı artırsa bile canlı doğum üzerine etkisi yok. Ramazan, biz birinci slide'da takılı kaldık. Sen slide değiştiriyor musun? Değiştiriyorum. Ben bir şey bakayım. Biz aynı slide'ı görüyoruz hep. Ha, şimdi materyal metodu gördük. Ha, şimdi gördünüz mü? Evet.
Ben şeye geçerken olmuyor o zaman şeyde. Şimdi daha önceki iki çalışma, bir tanesi iki tanesi meta analizler ve şeylerden kaynaklanıyor. Pundir ve Dasikverzan çalışması. Bunlar da gebelik sonuçlarına, pozitif klinik gebeliği etkilemesine rağmen pozitif olarak canlı doğum üzerine etkisi yok. Aslında geçmişte yapılan en iyi çalışmalardan bir tanesi INSIGHT çalışması ve 742 hastayı içeriyor ve burada da rutin histeroskopi uygulamasının sonuçlara bir etkisi yok. Burada randomize kontrol çalışmaları, prospektif retrospektif çalışmaları ve case kontrol çalışmalarının hepsi alınıyor çalışmaya, dahil ediliyor. Bazı çalışmalar özellikle dataları yeterli olmayanlar veya kontrol grubu uygun olmayan veya kontrol başka nedenlerle yapılmış çalışmalar da bunun dışına bırakılıyor. Çalışmalar yine 1455 çalışma inceleniyor ve sonuçta 12 çalışmanın dataları bu meta analizde inceleniyor. Primer outcome daha çok klinik gebelik oranı olarak belirleniyor. Secondary outcome'larda da daha çok canlı doğum ve bu da 22 haftanın üzerindeki doğumları tanım olarak bunu girmişler. Şimdi toplamda 6 tane çalışma ve 4726 hasta bu meta analize katılıyor. Bunların 6 tanesi sadece randomize kontrol çalışma, bir tanesi prospektif kohort çalışması, 3 tanesi retrospektif kohort çalışması ve 2 tane de case kontrol çalışma var. İçinden Türkiye'den de çalışmalar var. İşte bir tanesi Eseroğlu'nun çalışması, bu Kılıç'ın çalışması, bu ÇAPA grubundan gelen çalışma ve Hacettepe grubundan gelen çalışmalar var ama randomize çalışmalar içerisinde değil. Sonuçlar çok basit veriliyor. Bir klinik gebelik oranı veriliyor. İstatistik olarak anlamlı buna bakıldığı zaman. Bir sonra bir de canlı doğum oranları veriliyor. Canlı doğum oranları arasında ama canlı doğum oranlarında sadece 7 çalışma da bu belirtilmiş ve bu çalışmaların içerisinde sadece bir tanesi randomize kontrol çalışma. Oradaki sayılar da 87'ye 84. Yani oldukça sayılar da oldukça düşük ve bu çalışmanın yayınlandığı dergiye de baktığın zaman impact faktörünün daha düşük olduğu bir çalışma. Ve daha sonra sensitivity analizi yapılıyor. Yani sadece randomize, 6 randomize kontrolü çalışma alındığı zaman yine klinik gebelik oranının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Aslında burada son derece sınırlı bir yükseklik var. Yani sonuçta diyor ki klinik gebelik oranında OJ ratio 1.51, canlı doğum oranlarında herhangi bir fark yok. Sensitivity analizden sonra da gene OJ ratio 1.54 olarak kalıyor. Confidence intervallerde 1-2 eski ve sonuç olarak anlamlı diyor. Peki discussion'da ne diyor? Yani discussion'da şunu söylüyor. Aslında histeroskopi uterin kaliteyi değerlendirmek için gold standart olan bir tanı yöntemi. En çok kullanılan tanı yöntemi olarak biliniyor. Ve bu çalışmada da bu meta analizin sonunda da biz klinik gebelik oranlarının arttığını gördük. Sensitivity analizde de bu pozitif etkinin devam ettiğini gördük. Ama canlı doğum oranına bir etkisi yok deniyor. Şimdi burada çalışmanın güçlü yanları diye, işte meta analiz biraz amatör meta analizlerle yapılmış. Çalışmanın güçlü yanlarını göstereceğine daha çok şeyi gösterir. İşte, tekniği. Buyurun. Tekniğin güçlü yanlarını göstermiş. Yani diyor ki histeroskopi gold standarttır, cost efektiftir, ağrısız bir ortamda yapılabilir ve hem görüp hem aynı zamanda tedavi olmasını sağladığı için iyi bir yöntemdir diyor. Yani yöntemin güçlü yanlarını anlatmış, aslında çalışmanın güçlü yönlerini anlatması lazım. Biz burada histeroskopi yaparak neleri görebiliriz diye bir kere daha sıralamış, bu kez tanıları biraz da arttırmış. Kronik endometritin tanısını koyabiliriz. Histmoseal, dismorphic uterus, adenomyosis, refraktör endometrium gibi bir tanı eklemiş buraya. Veyahut da gebeliğe ait bir parça varsa aynı zamanda histeroskopide de bunları hem görür hem tedavi ederiz gibi bir sonuca varmış. Çalışmanın zayıf yönleri olarak da sadece 6 tane randomize kontrollü çalışma içerdiği için bunu potansiyel olarak bir negatiflik olarak görüyor. Ve statistik olarak heterojen çalışmalar zaten o tablolarda da görüldüğü gibi heterojenite oranı %73 olarak görülüyor. Yani oldukça yüksek. Canlı doğum oranları arasında sadece 7 çalışma olduğu için biz burada bir sensitivite analiz yapamadık. Çünkü sadece bir tane randomize çalışma var. Onun için orada acaba sadece randomize çalışmalar ne gibi bir sonuç gösteriyor? Biz bunu yapamadık diyor. Aynı zamanda frozen çalışması, frozen embriyo transferinde ne oluyor onu da bilemedik diyor. Şimdi daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında aslında
3 tane çalışma var bu konuda. Bir tanesi işte 2014'te Broad Biomed Online'da yapılan bir sadece 5 çalışmadan oluşan bir meta analiz ve bu meta analizde gebelik oranlarının yine arttırdığını görüyoruz ama yine canlı doğum oranları üzerinde bir etki görünmüyor. İkincisi yine 2016'da Human Reproduction Update'i yapılan sistemik bir analiz ama bu sadece 3 tane randomize kontrolü çalışmayı kapsıyor. Burada yine gebelik oranlarında bir yükseklik görülüyor ama canlı doğum oranlarında bir farklılık yok. Aslında bunlarla karşılaştırırken sadece bunların yaptığı sonuçları veriyor. Yani bunlarda niye farklı oldu, bizde niye farklı oldu gibi bir şeye de gitmiyor açıkçası. Gerçi sonuçlar aynı olduğu için, agreement olduğu için şey yok ama ister gerek bu eski metaanalizlerde, sistemik review'lerde işleme katılan çalışmalar 3 aşağı 5 yukarı aynı, 1-2 tane değişiyor. Bir de Cochrane'in en son 2019'da yaptığı 11 çalışmalık şey var. Burada da canlı doğum oranları da bir miktar yüksek görülüyor ama dataların kalitesinin son derece düşük olduğu belirtiliyor Cochrane datasında. Burada da yine analize katılan 11 çalışmaya baktığın zaman aslında buradaki meta analizde çok büyük bir benzerlik olduğunu görüyoruz. Şimdi meta analizlerin biraz acemiliği de şuradan geliyor. Aslında bundan sonra da karşılaştırmayı meta analize aldığı çalışmalar ile karşı, bizim bulgularımızla eski çalışmaları karşılaştıralım diyor. Smith'in çalışması ile karşılaştırıyor. Aslında Smith'in çalışması zaten meta analizde var. Smith'in çalışması 756, Hollanda'da yapılan bir çalışma. 22 tane merkezden yapılıyor ve 750 hasta içeriyor. Burada bir fark yok. Diğer bir randomize kontrollü çalışmada bu impact faktörü düşük bir dergide yayınlanmış, daha yüksek oranlar elde ediliyor. Burada Benabit'in çalışmasında da bir fark yok. Ve bu Hacettepe grubu ve SRO Türkiye'den yapılan çalışmalarda da herhangi bir fark yok. 2008'de yapılan bir meta analizde daha önce implantasyon başarısızlığı olan hastalarda yararı görülüyor. Ve Trophy çalışmasında 702 hastayı, burada da bir fark yok. Aslında bu meta analizdeki en önemli iki çalışma, bir bu Trophy çalışması, bir de Insight çalışması. Randomize çalışmalar içerisinde hem sayıları iyi, hem dizaynları iyi ve her ikisinde de bir fark yok. Yani diğer randomize çalışmaları da dışlamak lazım. Sadece bu ikisi önemli. Biyolojik olarak neler olabilir? Aslında en büyük etkisini yine Scratch'e bağlıyor açıkçası. Scratch olarak işte sitokinlerin salındığını, growth faktörlerin salındığını, endometriyum matürasyonu biraz geciktirdiği için aslında ovülasyon indüksiyonu yarattığı bu ileriye gitme şeyini counterbalance gibi bir etkiyle bunu engellediğini, dolayısıyla senkroniteyi arttırdığını iddia ediyor açıkçası. Sonuçta number needed treat'e baktığı zaman da sadece randomize kontrolü çalışmaları göz önünde bulunursak 10 hasta, diğer onları da hepsini kattığımız zaman da 8 virgül hastanın bu işten yara, ek tedavi görerek bu işten yararlanabileceğini iddia ediyor. Bu kadar basit. Yani sonuçta şöyle söyleyeyim, 6 tane randomize kontrolü çalışma var. Bunların içinden 2 tanesi impact faktörü yüksek derecelerde dizayn olarak, çalışma olarak daha iyi görünüyor. Bunlardan bir tanesi Trophy çalışması, Altokin çalışması, diğeri Smith'in Insight çalışması ve her ikisinde de herhangi bir fark yok. Diğerlerinde de zaten kümülatif olarak baktığınız zaman da klinik gebelik olarak yüksek olmasına rağmen canlı doğumlarda bir fark yok. Ama meta analizciler sonuç olarak sanki klinik gebeliklerin sadece klinik gebeliklerin yüksek olmasına bağlı olarak bu işlemin daha ucuz olduğu için, daha çok önemli bir yan etkisi olmadığı için öneri gibi bir sonuca varmışlar. Yani öneriyoruz diye söylemişler. Peki, teşekkür ederiz Ramazan. Ramazan Hoca'ya soru var mı? Bakalım. Chatbox. Evet, orada ben herhangi bir soru görmüyorum. Şimdi çok kısaca yorum yapmak gerekirse bu her IVF hastasına IVF öncesinde histereskopi yapılsın mı? Özellikle ilk deneme öncesinde. İki tane tartışmalı konu var. İlk denememiş bir hastaya ilk denemesinden önce histereskopi yapılsın mı? İkinci tartışma konusu, denedi gebelik elde edemedi, o zaman histereskopi yapılsın mı?
İşte Ramazan biraz önce slaytlarında da gösterdi. Histereskop yaparak scratch etkisinden bağımsız olarak ne bulmayı ümit ediyoruz? Bununla ilgili çok güzel dizayn edilmiş esasında bir hipotetik çalışma var. O çalışmada şunu söylüyor. Eğer biz sadece histereskopinin scratch etkisinden yararlanacak isek, yani şöyle, bu şu anlama geliyor. Histereskopi yaptın, içeride düzeltilebilecek bir şey buldun ve düzelttin. Evet, böyle bir histereskopi hastaya yararlı olabilir. Ama buradaki histereskopi artık günümüzde kullanılan yüksek rezolüsyonlu transvajinal ultrasonlarla içeride hiçbir problem görünmeyen bir hastaya yapılan histereskopiden bahsediyor olmamız lazım bizim. Çünkü diyelim ki içeride şüpheli bir polip, miyom, şu bu var, septumu var, ha o zaman tanısal olmaktan çıkıyor zaten. O zaman bir şeyi görmek ve düzeltmek amaçlı yapıyoruz. Ama sadece tanısal amaçlı yapıyorsak o zaman histereskopinin tamamen scratch etkisine bağlı olarak gebelik oranını artırmasını bekliyoruz. O da biraz önce söylediğimiz bütün bu biraz önceki limitasyonlara takılıyor. Yani scratch'teki limitasyonlara takılıyor. Eğer içeride bir şey bulmayı ümit ederek yapıyorsak, yani hedef popülasyonumuzu daraltıp yapıyorsak, seçip yapıyorsak o zaman büyük olasılıkla zaten yapmak faydalı. Ama genel herkese yapıyorsak o zaman bence özellikle Insight çalışması bu soruya cevap veriyor. 700 küsur tane hasta üzerinde yapılmış, randomize, daha önce clinical trial'a kayıt edilmiş, ondan sonra blinded, allocation concealment olan bir randomize çalışma. Burada da histereskopinin görünür bir faydası yok. Hatta Insight çalışmasının detayına baktığınız zaman canlı doğum oranlarını alıyor Insight çalışması. Bir grupta yanılmıyorsam 24 ya da 25, öteki grupta 26 çıkıyor. Yani o kadar birbirine yakın. Hatta böyle yarım puan falan fark ediyor iki gruptaki canlı doğum oranları. Dolayısıyla odds ratio da tam ortada duruyor. Ben hala aynı scratch'e ikna olmadığım gibi buna da ikna olabilmiş değilim. Kanımca özellikle transvajinal ultrasonun çok iyi yapıldığı kliniklerde bir şey atlamak çok zor. Böyle hastalarda histereskopi yapıldığında daha önce görmedik, sizde şu varmış tarzında bir patoloji çıkma olasılığı da çok düşüktür diye düşünüyorum. Yani benim konuyla ilgili yorumum bu şekilde. Bir de tabii Insight çalışmasının haricindeki diğer çalışmalara bakıldığında histereskopik, bu tanısal histereskopi çalışmalarının yine büyük çoğunluğu, yine maalesef bunu söylerken utanıyorum esasında ama büyük çoğunluğu yine bu bizim etrafımızdaki coğrafyadan, biz dahil geliyor. Ve bu çalışmaların güvenilirliği son derece düşük. Çünkü çok fazla, ülkemiz de buna dahil, maalesef masa başı fabrikasyon var. Yani masa başı üretilen çalışmalar var. Bazıları hiç hastaya yansımayan çalışmalar. Bazıları işte yetersiz sayı olup 10 vaka üzerindeki sayıyı daha sonra 10'la çarpıp 100 vaka üzerindeki sayıymış gibi göstermeler falan filan. Ve baktığınız zaman bu çalışmalar clinical trials'a kaydedilmiyor. Doğru dürüst bir şeyleri yok. Dışarıdan herhangi bir randomize çalışmalarda olduğu gibi interim analizleri yapılmıyor. Bağımsız bir kuruluş tarafından çalışmaya katılan insanların gerçekten ya da çalışmanın doğru rayda gittiği denetlenmiyor falan filan. Yani doğru dürüst bir randomize çalışma yapmak hiç kolay bir şey değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ramazan. Başka yorum ya da katkısı olan var mıdır? Yorum ya da katkı yoksa bugünkü toplantıyı da ben kapıyorum. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, benim görüntüm nedense bugün Zoom'a çıkamadı ama bir daha sefere düzeleceğini ümit ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.